Merhaba köfteler, bugün sizinle ilk Formula 1 haftalık etkinliğin yarışını yapacağız. Dün antrenman modunu yapmıştık hatırlıyorsanız Twitch'te. Bu haftaya özel tabii ki, ilk seferdi. Şimdi de yarışı yapacağız. 20 kişilik bir odadayız. Fransa'da Paul Richard artık hangisi ise. Paul Richard'da yapacağız sanırım. Richard olması lazım. Yanlış söylüyorum galiba. Neyse, adını unuttum. Paul Richard diyelim şimdilik. Paul Richard'da kapışacağız. Sıralama sürem nasıl merak ediyorum. Çünkü listeye baktığımda çok ciddi bir süreyle yapmışlardı. Çok iyi süreler vardı yani. Şu anda artık... Bir de şöyle bir durum var tabii. Sürelerin içinde mesela oyun çok yeni olduğu için grid'i nasıl dağıtacaklar onu da merak ediyorum. Çünkü benim daha rankım yok. Yani rank yarışlar kapalıydı sanırım bu hafta sonuna kadar. Bugün de ben yapamadım. Hemen stratejimizi yapıyoruz. Araç zaten şeyde değiştiremiyoruz, ayarladık. Şey saatinde sanırım. Uyarı falan çıkardı. Artık abartmayalım. 25 kiloda. Oo, şey değilmiş. Ayarlayabiliyormuşuz. İyi ki girmişim oraya. Ayarladım. Daha iyi oldu. Hemen gazı verelim. Startta bir sıkıntı çıkmayalım. 6. başladı bu arada. Fena değil. Peter beni bitirdi. Peter. Çok temkinli gidiyor. Yandan çarpıldı bana. Hemen şeyi bozdum. Birbirlerine çarptılar. Bir tane giden var. Bana çok yakın gidiyor. Kardeşim yani. O kadar sıkıştırılır mı ya? Bir de uyarı aldım yani. Sen sıkıştırdın diye. Şu an gayet iyi durumdayız. Arkamızda kimse yok. Bastırır. İlk hafta olduğu için bağlantı problemleri de çok yaşandı. Umarım yaşanmaz. Yani bir türlü giremedim. Birkaç kere denedim. Biliyorsunuz bir saatte beklemeniz gerekiyor. Aslında günün ilk yarışına falan bile geldim. Gördüğünüz gibi açıkta kaldığı için çok yavaşlaması gerekti. Önümüzdekini geçme şansımız var. Ufak bir dokunuş yaptık. Umarım ön kanatta bir sorun yoktur. Pite girdi hemen. Güzel. Beni dışarı itiyor. Birazcık yere basmada zorluk çekiyorum. Umarım ön kanatta bir sıkıntı yok. Aslında çok iyi değiller. Ama benim bir iki yerde sıkıntım var. Biraz gamepad ile oynadığımdan dolayı, birazcık da biraz korkak yarıştığımdan dolayı. Kovu kesmeye çalışıyor. Kesin bu yarışta bir 3 saniye yiyeceğim, o belli oldu. 2 tane uyarı aldım şimdiden. Daha ikinci turdayız. Tavuğu kesmesi çok mümkün değil bence. Burada biraz zaman kaybetti, biraz yaklaştık ona. Fazla sert fren yapmayalım.
Burada bir kanadımın... Tamam. Overtake'e daha çok bastım. Orta hamur takacağız dedi. Güzel. Orta hamur. Mantıklı. Önümüzdeki biraz endişeli sanırım. DRS açıldı. DRS ile saldırıyoruz. DRS'imiz de açık. Çarpması çok kötü oldu. Bayağı ciddi bir kaybımız var. Ama böyle durumlara alışkın olduğum için hemen panikleyip 2-3 spin daha atmadım. Güzel biçimde geri döndüm. Şu anda onun muhtemelen bayağı bir cezası var. Yani kaybedildiği zaman geçen hafta Hamilton'ın yaptığı gibi çevirmeye çalıştı. Harriman kardeşimiz. Bu arada sol üst köşede yanımızda renkler var. Bunlar sanırım şeyi sağlıyor. Takım arkadaşlarımızı görebiliyoruz. Yani birisi pitteyse ona göre pite girip girmeme. Çünkü hatırlarsanız bazı yarışlarda 2019 yarışında pite girdiğimde takım arkadaşım pitte gözüküyordu ve yani onu bilemeden girdiğimiz için işte pitte beklememiz gerekebiliyordu falan. Yani bunları anlatıyordum. Önümde çünkü pit pozisyon. Şu an bu Harriman'a değil de Psycholopso'ya yaklaşıp DRS açmamız gerekiyor. Overtake'i açalım. Yellow flag. Sarı bayraklar var. Düzeldi. Green flag. Green flag. We're racing again. Yeşil bayrağın da haberini verdi. Biraz geç veriyor. Sol altı kamerayı koymamamın sebebi o, siz de görün rahatça diye. Sol altta sarı bayraklı, yeşil bayraklı bölümleri görebiliyorsunuz. Önümüzde tur mu bindiriyoruz birine? Uuu, çok kötü çarptı. Arkadaş herhalde yarışı çok beceremiyor. No issues with tire wear for now. Keep taking care of them. Pit yapabileceğimizi söylüyor. Ben birazcık daha zorlamayı düşünüyorum. Lastiklerimin durumunun iyi olduğunu söylüyorum. Bu tur duruyoruz dedi ama mantıklı mı bilmiyorum. Önümdeki pite girerse girmeyeceğim çünkü önümdekiyle aynı takımda gibi gözüküyorum. Bayağı da kötü durumda şey tekerlerim galiba. Overtake butonuna da bastım. Çok hızlı biçimde dönebildim. Bu arada arabanın hissiyatı, yani özellikle gamepad'de çok gelişmiş. Direksiyonla daha denemedim. Yani ben eskiden bu dönüşleri çok hızlı dönemezdim. Şu an yani gazdan elimi çekmeden döndürebiliyorum. Jeff şu anda bana kızıyor. Pite niye gelmedin? Pite gelseydin.
birlikte de sarı lastiklerle kalanlar var. Arkamda siyah takımdan birisi var. Güzel, önümüze geçmesi bana DRS kazandıracak. Okay, we lost the position. Try to keep focus. Ne kadar hızlı adamlar biz böyle. DRS çok iyi gidiyor. Saniye ceza yerim. Bu hiç hoş olmadı. Sezonun ya da oyunun ilk 3 saniye cezasını yedim. We've been awarded a time penalty. It will go against our finishing time at the end of the race. Bite doğru gidiyorum. Psycho Lopso pite girmiş. Sanırım onu bekleyeceğim yanlışlıkla. Yok, beklemeyeceğim. Çok iyi. Bizim pit ekibi nerede bilmiyorum. 3 saniye cezamı orada çekeceğim ama tahminim. Exit now. Aa, vermedi. Oyunun sonunda verdi. Niye bilmiyorum. Ön kanat sorunum yok sanırım. Okay, stay clear of the white line on the exit. We'll receive a penalty for dangerous driving if you cross over into the track. Hariman'ı yakalamak istiyorum. Yani o adam çok sıkıntı çıkarır bana. Ama nasıl yakalarım ondan emin değilim. Çok uzaktayım. Tabi bir de 3 saniye cezam var, o da çok ciddi bir problem. Mesela önümdekini geçmem yetmiyor, bir de 3 saniye geçmem gerekiyor. Gerçi şöyle bir şey var. Daha önceki yarışlarda da olmuştu. Başkaları çok ceza alıyor ve bu pist ceza almak için, yani çok müsait. Böyle kesebildiğiniz bir sürü şey var, dönüş var. Şimdi birazcık DRS bastım ki yaklaşabileyim öne doğru diye. Psycho Lopso düşmüş. Yaklaşmaya çalışıyorum. Ama geçiş yapamayacağım. Ooo, çok kötü frenli. Yapma bunu bana. Bunu bana yapma. Yani o kadar da yavaşlanmaz ki ya. Keşke içten geçiş deneseydim. We have 5 laps of fuel remaining. Yani kırmızı lastik olsa green diyeceğim ama
Lite girmek tekrardan çok istemedim. Oyunculuğu kaybetmek istemiyorum. Bu yarışta birazcık talihsizlikler oldu. Onu kabul etmem gerek. Artık yeni başlamanın şeyi olmaz. Yeni oyunun. Artık içe geçti. Geç diyor. Adam bize yol verdi. Eyvallah. Sanırım dönüşlerde sıkıntı çekiyor biraz. Gap to car in front is 8.6 seconds. Şimdi 3 saniyede fark açmam gerekiyor arkamdakiyle. Tabii ki downforce kaybım birazcık etkisini gösteriyor ama mesela oradan çıkarak dönüyor ya, oralarda falan ceza almıştır benim tahminim. Yani 3 saniye yapamasam bile çok sorun olacağını sanmıyorum. Harima'nın peşine gene geldik. Formula 1'in güzel taraflarından biri. Yani başlangıçtaki o kadar pozisyonlar, karışma, spinler, şunlar bunlar. Tabii çarpışmalardan oldu. Bu arada da güvenlik reytingi tabii ki çok önemli. Güvenlik reytinglerimizi de daha almadığımız için birazcık daha çarpışan adamlarla yarışa giriyoruz. Şu overtake'i kapatayım. Birazcık son etaplarda. Yani burayı çok iyi toparlamak lazım. Bir tane daha şey verdi bana. Ne kadar ayıp. Uyarı verdi. Şu anda DRS'i de olmayacak. Fogu da girmiyor fazla. Evet, çok iyi. Çok iyi gidiyoruz. Derken o kadar da iyi gidememeye başladık. Ama o pite girseydim muhtemelen çok 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 arkada kalacaktım. RC'yi çok yaklaşıyor. DRS'i var çünkü. Gap ahead is 15.6 seconds. Yeah.
Yani önümdekine zaten herhangi bir şekilde yetişme şansım yok. Arkamdakiyle de farkı açamıyorum. Tabi orada birazcık benim hatam da var yani. Yani RVC'ye çarparken çok gereksiz şey yaptım. At the moment the car behind us is lapping faster than us by around 1 second per lap. Tekrar bir uyarı aldım. Son anda bir ceza almam umarım. Lastikler de artık iyice kendinden geçmeye başladı. We have two laps of fuel remaining. Şu an yaklaşıyor tabii ki bize. Çok hızlı. Birisi daha diskalifiye olmuş. Herhalde cezalar sebebiyle olabilir. Son turu full DRS'le atacağım. DRS diyorum. DRS'le atacağım. Muhtemelen bir atak deneyecektir. Bakalım ne kadar gidecek. O falan ceza yani direkt olarak. Zaten bayağı panikledi. Benim acemilik zamanlarımı hatırlattı birazcık. Birinin önüne geçsem bile yolda kalamazdım. Mesela adam 2-3 turdur hiç yapmadığı hatayı 3-4 sadece dönüşte yaptı. Soğukkanlılığı korumak çok önemli bir şey. Muhtemelen cezalarını aldı, bakacağız. Ama ya 9. oldum ya da 10. oldum. Bence çok iyi. Bu arada RVC'yi de tebrik ediyorum. Çünkü ceza olarak, yani nasıl diyeyim, ceza diyorum, lastik olarak sert lastikle o turları attı. Fena değil ama sanırım bayağı ceza almış. Çünkü benim üstüme, yani bir 3 saniyem var benim. Onun üstüne de 3 saniye fark gözüküyor. Aramızdaki fark 1 saniye bile değildi. Evet, 9. bitirmişim. Gayet güzel ilk yarış için. Çok iyi. O adam ya bir de Driver of the Day seçtiler bunu. İnanamıyorum ya. Beni spin attırdı bu adam. Ya bu adamı ben görürsem bir daha yarışlarda hafif iteleyeceğim abi. Böyle bir şey yok. İnanılmaz. Kaçıncı bitirdi Harriman acaba? Herhalde şeylerden dolayı. Başlangıç bitiriş olarak bakılıyor olaya. Ben mesela iyi başladığım halde kötü bitti. Önümüzdeki Peter çok yavaştı. Bir listeye bakalım. Evet, 6 saniye cezası var. Bakın dedim ya, bu adam ceza alır falan diye.
Harman da 6 saniye ceza almış ama ona rağmen bayağı önümüzde. Ama onun bana yani, gerçi aramızdaki farkı düşünürsek, ama mesela hiç bu adama çarpmayacaktım, o yüzden süre kaybetmeyeceğim dedim. Çünkü sürekli süre kaybettim yani ben o çarpışmadan sonra. Ama hani pite gir çık yapsam da gene aynı şey olacaktı. Belki daha kötü olacaktı. Çünkü bir pit bana artı 20 saniye falan veriyordur. O sebeple evet, arkamdakilerin çoğundan yani bir kere 10. olacaktım, o kesin. Ama hani çünkü ben saniyede kaç atıyormuşumdur ya? 6-7. Tabi 20 kaybedeceğim şimdi ama kazanacağım da 6-7 oluyor. Yani 15 saniyem falan olacak. 15 saniyede kaç kişi kaybediyorum? 15 saniyede bayağı bir kaybediyorum ya. Yok yok, iyi ki ikinci pite girmemişim. Ama hani mesela o adamla çarpışmamış olacaktım, Hariman beni döndürmemiş olsa. Çünkü ben onu buz gibi geçtim. Çarpmadan, yani özellikle döndürmeden devam edebilirdi. Neyse, yani çok da kötü bir durum yok. Bakın 6. başlayıp 19. başlayan adama geçilmişiz falan. Genelde ama mesela 7. başlayan burada. Hani benim başladığım yerlerde çok arkaya düşen yok gibi. Birazcık orada daha başlarda girişken hareket etmem gerekiyor sanırım. Ama güzel yarış oldu yani, ben beğendim. Hani daha iyi bir yerde olabilir miydim diye düşünüyorum. En fazla 8. olabilirdim ama bu adam da demek ki iyi vakitler atıyor. Yani iyi turlar atıyor. Mesela benden daha hızlı dönebilen herhangi birisi arkamda değil gibi. Yani şunlar falan aynı saniye içindeyiz. Biraz daha iyi dönmüş ama bir tek RVC'yi birazcık daha iyi turlar atmış ama yani o kadar ceza alırsan o iş olmaz. Ya yani benim aldığım ceza nispeten basit alınabilecek bir cezaydı. 6 saniye alabilmek için çok fazla kesmek gerekiyor. Çünkü ikişer üçer uyarı geliyor. Bayağı şey. Bu şekilde yarışı tamamladık, ilk yarışımızı. Ben bayağı beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Discord'umuza gelirseniz, bakın Discord'a gelirseniz, Formula 1 seviyorsanız bana özelden, ben de Formula 1 2020 var yazın. Ben yeterince şöyle 10-15 kişi olursak her hafta bir yarış yaparak güzel bir lig oluşturmayı düşünüyorum. Onu da canlı yayına vermeyi düşünüyorum. Ama yani bunu yapmak için oyununuzun bilgisayarda olması lazım. Hayvan gibi sürmemeniz lazım. En önemli özellik kurallara uymak falan. Gerçi zaten çözüyor onu, cezaları veriyor Formula 1 güzel oyunlar ama... Yani hani özellikle dediğim gibi, yani biri sizi geçiyorsa bir sonraki DRS'te geçeceksiniz. Hemen pozisyonu geri almaya çalışmayacaksınız. Bunlara uymayan adamlarla yarış ligi falan olmaz. Orada bir netleştirelim. Discord'umuzun kanalda da var. Rastgeleriyiz.com'a ben linkleri koydum. Yani gerek yayın, işte Twitch'teki Rastgeleriyiz linki, Instagram linki, İşte Discord'un linki falan bulabiliyorsunuz. Bu şekilde oynayabiliriz. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler.